Dersen önce Instagram'a mı bakıyorsun Vicky? Hey Vicky, günün nasıl gidiyor? Bir saniye, önce şu şahane model fotoğrafını bir çekeyim. Hey, bu esinti de nereden geliyor? Wow, inanılmaz görünüyorsun. Biliyorum. Şurayla da biraz oynayacağım herhalde. Wow, bu gerçekten ben miyim? Dün gece daha erken uyumam gerektiğini biliyordum. Bugün derse neden geldim ki zaten? Berbat görünüyorum. Bir saniye, yüzüne nasıl bir renk katabileceğini biliyorum. Yanında hiç renkli kalemi var mı? Şahane. Bir bardağı su doldur ve uçları aşağı gelecek şekilde farklı renklerde kalemi içine daldır. Birkaç dakika kalsınlar. Oo, bak bak, nasıl da sihirli gözüküyor. Tamam, 10 dakika oldu. Artık çıkar bakalım şunları. Kalemin ucu yumuşadığına göre onları göz kalemi olarak kullanabilirsin. Şu şahane gökkuşağı desenine de bak. Tamamdır Vicky, artık Instagram çekimine hazırım. Oo, şahane oldu. Nasıl yaptın bunu? Dersten sonra gösteririm. Düşündüğünden çok daha kolay. Tada, gördün mü? Hadi ders başlamadan hızlıca bir selfie çekelim. Şahanesiniz kızlar. Oo, klasik öpücüklü fotoğraf. Merhaba gökkuşağı prensesi. Haftanın en zor günü olan çarşambaya hoş geldiniz. Wow, uyuyakalmışım sanırım. Of, şu yaptığıma bakar mısınız? Ne yapayım ama, sıkıntıdan öleceğim. Vicky, şuna bak, notlarımı mahvetmişim. Bir saniye, nasıl halledeceğimizi biliyorum. Bu limonlar acayip işe yarayacak. İşte oldu. Limondan nefret ederim. Şimdi yemeyeceksin zaten. Bak da gör. İşaret kalemini siliyor bak. Wow, bu limona büyü falan mı yaptın ya? Hadi artık işe geri dönüyorum ben. Bu limon hilesinin işe yaradığına inanamıyor musun? O zaman şuna da bakın. Bu çizgiye de birazcık limon sür ve gördünüz mü? Cidden işe yarıyor. Of dostum, o kadar çok çalıştım ki karnım acıktı. Ne dersin Mia? Bu öğlen yemeği şahane duruyor. Ve şuna bak. Çikolata şahane. Of dostum ya, bu sonuncusuydu. Çok üzücü. Bir kızı en mutlu edecek şey bir poşet havuçtur. Öf. Bu muz sanki 2015'ten kalma. Ne kadar eski bu. Bu şeyi hayatta yemem. Bir saniye, şahane bir fikrim var. Bu havuçları boş bir çikolata kutusuna koyacağım. Ay, sakın muzu da unutma. Kutuyu iyice kapat ve sonra bir safın yemi yutmasını bekle. Acaba bu saf kim olacak? Hey, ne haber Vicky? Nasıl gidiyor? Hadi bakalım, öğle yemeğinde neler varmış bakalım. Sushi mi? Ya da bir dürüm? Elma dilimleri ve bir sandviç. Ne güzel. Hey Mia, bugün yemeklerimizi değiştirmeye ne dersin? Sanki güzel olur. Bu eski muz hiç de çikolataya benzemiyor. Bu da ne? Havuç mu? Oh Mia, bunu bana neden yaptın ki? Sandviçimi bana geri ver ya. Hayır. Ama o benim. Hadi ama, bu hafta iki tane sınavım var. Bu sandviç şu an hayatımdaki en iyi şey. Tamam tamam, anladım. Şaka mı yapıyorsun ya? Açım dostum, açım. Bundan sonra Mia ile öğle yemeği falan yemem. Yapacağım son şey olsa da bu hatundan intikamımı alacağım. Ah, ne şahane bir sabah. Diş fırçalama zamanı. Dün gece sarımsaklı tavuk yedim. Yani bayağı bir naneye ihtiyacım var bu sabah. Bir saniye, aklıma geldi de Emi oryalarımı yedi ve ben intikamımı hala almadım. Şahane bir fikrim var. Bir oreo al ve içindeki kremayı çıkar. Sonra içine beyaz diş macunu sık. Bak, aynı krema gibi duruyor. Leziz değil mi? En son olarak da bisküvileri tekrar bir araya getir. Birebir benzer oldu. Oh, günaydın Emi. Merhaba. Tamam, defterimi aldım ve bisküvilerimi de. Emi, oreo'larımı ister misin? Tabii, teşekkürler.
Bunların tadı biraz naneli gibi, çok da güzel değiller sanki. Ay, çabuk birisi çöp kovasını getirsin, sonu iyi bitmeyecek gibi. Hey, ne yaptığına dikkat et dostum. Of, tüm notlarımın düzeni bozuldu. Tamam tamam, sakin ol. Of, salak çocuk ya. Bakalım durumu kurtarabilecek miyim? Pardon, şu zımbayı dün çalabilir miyim? Tamam, kağıtların düzeni artık bozulmaz. Öf, neden zımbalamıyor ya? Bugün biraz daha kötü olabilir miydi acaba ya? Bir saniye, buldum sanırım. Elinizin altında bir maket bıçağı varsa kağıtlarınızın köşesine birkaç kesik atın. Sonra üst köşeyi açtığınız bu kesiklerin içinden şu şekilde geçirin. Artık endişelenmenize gerek kalmadı, gördünüz mü? Biliyorum biliyorum, çok etkilendiniz. Bana akıllı kraliçe diyebilirsiniz. Öğleden sonra neden sürekli gözlerime bir ağırlık çöküyor? Acaba sizi sıkıyor muyum? Sofia Hanım? Uyan bakalım. Ne? Of, yine uyuyakalmışım. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Siz de bunun gibi gözüken bir gözlüğünüz olsun isterdiniz değil mi? Büyük bir fotoğrafınızın çıktısını ve bir gözlük alın. Gözlüğün camlarını çıkartın. Çıktısını aldığınız resmi camlara uygun bir şekilde kesin ve yapıştırın. Yapıştırıcı olarak çift taraflı bant veya tutkal kullanabilirsiniz. Şahane oldu. Wow, korkutucu şekilde gerçek gibi duruyor. Artık yine sıkıcı bir derse otururken bu yeni gözlüklerinizi takın ve güzel bir uykuya dalın. Hey Sofia, Sofia? Ha, anladım. Neyse, ona sonradan notlarımı veririm. Nasılsa ihtiyacı olacak. Tatlı rüyalar kızım. Manzaranın tadını mı çıkarıyorsunuz? Biri hariç. Telefona nasıl da gömülmüş. Bak. Sağ ol. Bence bir süreliğine telefonları kapatsak iyi olur. Vay canına. Havalı değil mi? Bu numara nasıl yapılıyor bilmek ister misin? Yanında küçük bir makas var mı? Onu kullanarak su şişesini şu şekilde kes. Kesik telefonunun boyunda olsun. Hey, ver şunu. Şimdi erkek arkadaşıma nasıl cevap yazacağım? Vicky. Gerçekten de kandı ya. Şimdi çözdü olayı. Neyse. En azından denedik. Neyse. Kayla sonra yazarım. Telefonu kaldırayım. Nihayet manzaranın tadını çıkarabilir miyiz artık? Ne? Sınav 12'ye mi alınmış? Of ya, çok geç kalacağım. Her şeyini al da çık Sofia. Bunlara ihtiyacım var. Ayakkabılar güzel de bunlarla koşabilecek misin ki? Az kaldı, az kaldı. Sofia, ayakkabın. Efendim? Cinderella, bu senin mi? Evet, evet. Aşağıya inerken çıkmış olsa gerek. Aha, çok sağ ol. Sürekli ayaklarınızdan kayan topuklu ayakkabılarınız varsa onlara bir bileklik tutturun. Kurdelenin ucuna bir damla sıcak silikon ekleyin ve bilekliğin etrafından dolayın. Şahane! Şimdi de gösterdiğimiz gibi topuklunuzun arkasına biraz sıcak silikon sürün. Aynı kurdeleyi ayakkabıya da yapıştırın. Gördünüz mü? Artık ayakkabınızın ayaklarınızdan çıkmayacağından emin olabilirsiniz. Bu hem çok pratik hem de çok şık.